Peki. Beni bir de ben bütün Türklerimi tek tek Levent Bey'e soruyorum hazır bulmuşken. Bu algoritmalar işte neyi beğeniyorsanız ona göre işte ne konuşuyorsanız 2 dakika sonra onunla ilgili reklamlar çıkıyor sosyal medyada karşınıza. Bu telefonlar bizi dinliyor mu diye konuşuyoruz. Evet bence de dinliyor. Şimdi bu kadar özelliğinizi bile isteye teslim etme hali artık geçmiş olsun da bizi nerelere getirecek? Şimdi eskiden çok istiyordunuz ama beni tanıyor diye. Doktorum beni tanıyor, sevgilim beni tanıyor, işim beni tanıyor, çalıştığım iş yeri beni tanıyor diye. Şimdi herkes sizi tanıyor. Evet. Şimdi evet şu anda Kanuni olarak da her zaman nasıl koruyabiliriz insanların kişisel sınırları neresi diye. Mümkün olduğu kadar da korunmaya gayret ediliyor. Ama artık o kadar fazla iz bırakıyorsunuz ki hepsinin takip edilmesi söz konusu. Üstelik de bunların işlenmesi de an meselesi. Ki bunlar hiçbir tanesi yeni değil. Canım mesela yüz tanıma sistemi. Bakın bunun en güzel örneğini Çin yaptı işte pandemiyi bitirirken. Tekilleştirdi bütün bilgiyi. Yani telefon şirketindeki bilgi, oyun şirketindeki, ödeme şirketindeki bilgi bütün hepsini tekilleştirdi. Siz sabahleyin hasta olduğunuz çıkarsa piyasaya bugün ne yaptınız? Efendim marketten portakal aldınız. Bakar portakal alırken yanına 50 santime Levent gelmiş. Levent olduğunu bilmiyoruz. Bir adam gelmiş. Kim bu? Levent. Telefon şirketi Levent şimdi nerede diyor. İşte Levent şimdi televizyon stüdyosunda. Pat oraya polis geliyor beni alıyor götürüyor. Polis beni nasıl tanıyor o kadar adamın arasında? Çünkü 10 metreden arkadan baktığında vücut lisanıma göre kim olduğunu bilebilecek programlara sahip. Onun için de beni alıp götürüyor. Dolayısıyla kontamine olma ihtimali olan herkesin tercih edilmesi söz konusu. Bunun için de Wuhan'da 7 ay sonra millet yanak yanağa partiler yapıp bu işten nasıl kurtulduğunu gördü. İyi mi kötü mü? Şimdi yapmak istemiyorum kalbim duracak galiba biraz. Bir taraftan Çin tabii ki totaliter bir ülke ve herkesi bu kadar bilebiliyor. Aynı şey çok daha medeni olduğunu varsaydığımız teknolojiye de çok hakim olan Amerika'da yüz binlerce insan öldü. Hala doğru dürüst bir düzenleme gelememiş idi. Onun için tercihlerinizi yapmak lazım. Yani insanlar totaliterlerde daha rahat mı oluyor, öbürkülerde daha kolay mı oluyor, hangisi? Bunların hepsi çok tartışılacak ama asıl tartışılacak olan şey başka tabii ki. Ne? Onu da söyleyelim. Lütfen söyleyin. Artık ben buradan düşeceğim, gideceğim herhalde program bitene kadar. Şimdi bundan sonraki 30 yılın en büyük tartışması DAO tabir edilen yeni bir şeyler çıktı. DAO, merkeziyetsizlik ilk başta geliyor. Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar. Biz her zaman için piramidal şekildeki organizasyonlara alışkınız. Hele savaşlardan itibaren komutanlar, kuvvet komutanları, erlere kadar. Aynen. İşte merkeziyetsiz yapıların ortaya çıkması ve şu anda o konuşuluyor. Özellikle de blok zincire karşı merkeziyetsiz yapılar. Onun için bizde her şey merkezidir. Yani CIA da bir merkezi haber alma örgütüdür. Efendim YÖK de zaten işte her bir şeye karar vereceğini zanneden bir merkezdir. Bütün bu merkezlere karşılık tek başına dağlar yani kendinden müteharrik ehliyet imtihanı tabiriyle yani merkeziyetsiz, bağımsız organizasyonlar. Dünyanın bundan sonraki 30 senelik tartışması bunun üstüne olacaktır. Birilerinin en tepeden karar verdiği ve hiyerarşik olarak aşağı gittiği yapılar mı yoksa kendi içinde dönen yapılar mı? En azından bildiğimiz şu ki çok kısa zaman içinde ister şirketlerde ister ülkelerde bütün yönetimlerde hiyerarşi basıklaşmak zorundadır. Ondan sonrasına bakacağız. Ama eğlenceli gördüğünüz gibi çok fazla şey var tartışılacak. Yani öyle sadece benim yerime küçük bir robot mu olacak falandan daha ötedeyiz ya. Siz günde kaç saat okuyorsunuz? Yani her şey sadece okumakla olmuyor ya. Ya yani kaç saat araştırıyorsunuz? Canım bakıyoruz işte merak böyle bir şey zaten. Onu götürüyor. Ama yani bu kadar bilgiye ulaşmak müthiş bir şey. Böyle gerçekten kitlenmiş vaziyette sizi dinliyorum çünkü. Aman efendim. Bunlar yani çok büyük yani... Hani araştırıp, bulup, birleştirip, bütün haline getirmek ve işte bu anlatıcılığa kadar. Yani işte onun da başka yerleri etkiler ama hayat ne olacağını görüyorsunuz. Fena mı? Olduğunuz yerden 3-5 sene sonrasını yaşadığınızda hani herkes ölüme karşı bir şey yapar. Kimi imzasını atar, kimi defterin kenarına adını yazar. Evet. İşte bu da onlardan bir tanesi. Hiç olmazsa 5-10 sene sonrasını bile bile gittiğiniz zaman birazcık kendinizi önde zannediyorsunuz. Kendinizi peki bu kadar gelecekle ilgili bilince iyi hissediyor musunuz? Yo ben geçmişte de o kadar çok uğraşıyorum. Yani ben NTV'de 100 tane tarih şeyli İstanbul programı yapıp hatta canlı yayında tarih programı yaptım. O göre geçmişle de epey ilgileniyorum. Aynen onu demek istemedim. Zaten geçmişi bildiğinizi o kadar iyi biliyorum ki ona girmiyorum.
bilmiyorum bile. Biz bugünü gelecek üstüne kurduğumuz için gelecekle ilgili hep böyle insan korkar, kaygı duyar, bilmediği şey onu korkutur. Siz mesela bunları hep anlatırken çok optimist bir yerden, yani bunda korkacak ne var? Bak bunlar çok güzel olacak gibi bir tonda anlatıyorsunuz ya. Siz öyle anlatınca ha evet ya gerçekten korkacak bir şey yok gibi oluyorum. Evet. Ama biz burada 30 dakika konuşabiliyoruz bunu. Bütününü gördüğünüz o gelecek resmin bizi rahatlatan bir resim mi gerçekten? Ya kesinlikle rahatlatan bir resim tabii ki. Yani korkutucu şeyler bugünden başladı. İşte iklim, çevre vesaire ki maalesef halkla ilişkiler ve kurumsal sosyal sorumluluk sorumluları tarafından gerçekten anlamından içi boşaltılan, her tarafın yeşile boyandığı yere götürülen bir hale geldi ama evet. Gerçekten küresel ısınma ve sadece sürdürülebilir olması sadece ve sadece toprak, hava ve su için geçerli. O laf öyle her yere sürdürülebilir, karlılık, sürdürülebilir bir şey falan değil. Hiç ama üçünün şeydi. Temiz olarak korunabilmesine ihtiyaç var. Onun sonunda ne olur? İşte bakın oralarda sağlam tehlikeler, sağlam riskler var. Ama o risklerin ne tek yani diğer gelişmelerden bağımsız olarak düşünülmesi gereken çünkü bir şey. Çünkü mesela siz bunları anlatırken benim içimden şu geçiyor. İşte 2030 yılında mercanlar bitiyor. İşte 2030'unda mercan biterse denize ne oluyor? Bu arada ne olacak yani dediklerinizi yaşıyor olsak ne olacak duygum oluyor? Tabii ama T-Rex de bitti, mamutlar da bitti yani. Eyvah. Allah'ım. Diye bu yıl vereceğim şimdi. Bir halk türküsü bunun gayet iyi açıklamasını yapar. Evlerin önü mersin, sular akmaz tersin tersin. Öyle ben de. Peki buna da peki. Sesimi çıkartmıyorum. Efendim podcastiniz devam ediyor mu? Ara ara yapıyorum evet. Yani podcastim devam ediyor. İşte kendine yatırım devam ediyor. Birkaç yerdeki yazılarım devam ediyor. Evet ediyor, hepsi devam ediyor. Kitap bu işte önümüzdeki ayın sonuna kadar bitirebilirsem Mart'a falan çıksın diye bekliyorum. Kitap ne üzerine olacak? Gelecek tabii ki ama yakın gelecek. Gelecek. Adını söyleyebilirim bile. Adı ne? Gelecek 2. üst üste mağara. Mağara mı? Evet. Yani benim Galatasaray'daki lakabım bu arada. Mağara mıydı lakabınız? Ama gerçekten mağara. Yani bu Platon'un ve Xenofon'un mağara miti üstüne de aynı zamanda bir çeşitleme olan bir şey. Aa merak ettim. Ben de merak ediyorum bir bitse de. Evet gerçekten bir bitirseniz de okusak.